Bu bölümde Kur'an-ı Kerim'deki sayılar konusunu ele almaya başlayacağız, ama bir defada tümünü ele almak zor olacağından üç ayrı bölüm halinde değerlendireceğiz. Bu bölüme özel olarak da bir dokuz arası sayıları Kur'an-ı Kerim'den görmeye çalışacağız. Zaten birden dokuza kadar olan rakamlar diğer rakamların da esası. Kur'an-ı Kerim'de bunların her biriyle alakalı, müzekkeriyle, ile alakalı e, görüntüler görmek ve e, bunun tezahürlerini görmek mümkün. Sayılar, vahid, isnen selâthe, Erba hamse, sitte, seba, e, temâniye, tis'a. Birden dokuza kadar rakamlar bunlar. Ve bunlar Kur'an ayetlerinde e, karşımıza sıkça çıkmakta. Nasıl ki gündelik hayatta rakamlar sıkça kullanılır, sayılar sıkça kullanılır. Kur'an'da da sıkça kullanıldığını görmekteyiz. Mesela kul huvallahu ehad de ki o Allah ehaddir. Ehad bir. Ve e, yine bir anlamında ve ilahukum ilahun vahid. İlahınız bir tek ilahtır. Vahid bir. Mesela kalemun vahid diyeceğiz. Bir kalem demek. kalemun vahidun. bir kalem. Ama şeceratun vahide. Bir ağaç. Şeceratun müennes. Buna göre de vahide geliyor. Hz. Musa Mısır'dan Firavun ve idaresinden bir nevi firar ediyor, kaçıyor ve Medyen'e geliyor. Kader orada karşısına yaşlı bir zat ve iki kızını çıkarıyor. O yaşlı zat Hazreti Musa'ya diyor ki benim yanımda kal. Benim hayvanlarıma bak. Ben bu arada iki kızımdan birini sana vereyim. Kur'an biz bunu bize şöyle anlatıyor. Gale o yaşlı zat dedi ki Musa'ya inni uridu ben istiyorum. En unki hake seni nikahlandırmak, evlendirmek istiyorum. İhdebne iki kızımdan biriyle. Burada ihde, e, bin kelimesi müannesi olduğundan dolayı e, ehad kelimesinin müennesi ihde geliyor. Ehad bir, ihde bunun müennes şekli. İki kızımdan biriyle nikahlamak istiyorum. Hateyni şu iki kızımdan biriyle ala en tecurani yani 8 yıl bana çalışmana mukabil şu iki kızımdan biriyle evlendirmek istiyorum. Burada femaniye 8 ileride tekrar gelecek ama burada da farklı bir rakamı yine görmekteyiz. ihtae muennes olarak ehad kelimesinin muennesi. Femaniye o da 8 anlamında. Yasin suresinde Ashab-ı Kariye denilen işte bir belde ahalisinin taşkınlıkları nazara veriliyor ve bunların tek bir sayha ile kuvvetli bir sesle helak edildiği anlatılıyor. Bunu anlatan ayette şöyle geçmekte İn kânet illâ sayhaten vâhideten. Sadece bir tek sayha onlara onların helakine yetti. Burada sayhaten Sayha kuvvetli ses demek, e, bunun sıfatı olarak bir anlamında vahideten geldi. Sayha müennes olduğundan dolayı e, onun sıfatı da müennes olarak geldi. Sayhaten, vahideten. Ama e, diyelim ki racül olsaydı, racülen vahiden olacaktı. Veya kalem olsaydı, kalemen vahiden o şekilde olacaktı. Buradan iki rakamına geçiyoruz. Allahu Teala şahitlikle ilgili ayetlerden birinde vasiyetle ilgili aynı zamanda şöyle bildiriyor. Ya eyyühellezine amanu ey iman edenler şehadetu beynikum izâ hadara ahadakumul mevtu hînel vasiyyeti sizden birine ölüm emareleri geldiğinde vasiyet sırasında aranızdaki şahitliğin hükmü şudur. İthnâni iki kişi zevâ adlin adalet sahibi minküm içinizden. içinizden kendi içinizden iki adil şahit tutmaktır. Burada İthnâni iki anlamında zevâ adil adalet sahibi. İthnâni iki. Mesela kalem kalem e, galemâni e, iki kalem gibi bu şekilde kullanılabilir. Bu e, ve başka bir ayette Allah yeryüzünde her şeyden çift bitirdiğini meydana e, meydana getirdiğini anlatıyor ve şöyle bildiriyor. Allah ve minkullu semerati bütün semerelerden mahsullerden cale yeryüzünde meydana getirdi zevceyni çift ithneyne çift çift. E, yani ithneyn iki anlamında ama meful durumunda olduğundan ithnane değil İthneyni şeklinde geldi. İthnani, İthneyni. Yani tesniyelerde iki irab türü vardı. Burada mef'ul mansup olduğundan İthnani değil de İthneyni geldi. Aynı kökten gelen mefne ikişerli anlamında Fatır Suresinin birinci ayetinde bunu görmekteyiz. Câilil melâiketi rusulen o Allah... Melekleri kılar. Elçiler kılar. Rusul, elçiler anlamında. Rasul kelimesinin çoğulu. ulvi ecnehatin ecnihatin kanatlı. Mesne <laughs> iki, ikişerli. Ve tülete, <laughs> üçerli. Ve <laughs> ruba'a, dörderli. Yani Allah melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler kılandır, kılmaktadır. Ayet bunu ifade ediyor. Burada... İthne kökünden Mesne Mesne haline gelince kalıp olarak bu ikişer anlamına geliyor. Mesela thalatha 3 demek ama eee üçerli. Erbaa 4, ruba 4'erli. E, Arapçadaki kullanım bu şekilde. Buradan üç kelimesine geçebiliriz. Ve e, hac hacda malum kurban kesiliyor ama kurban bulamama durumunda ne olacak? Ayet bunu şöyle ifade etmekte. Femen lem yecid. sizden her kim kesecek bir kurban bulamazsa e, ne yapması gerekir? Fesiyamu mı? E, oruç tutması gerekir. Sıyam oruç. Felâfet eyyem üç gün. Fil haç günlerinde üç gün oruç tutacak. Ve sebatin ve yedi günde İzâ döndüğünüzde. Yani üç gün haç günlerinde döndüğünüzde de yedi gün olmak üzere e, oruç tutacak. tilki aşaratun kâmile, ki bu tam on gün eder. Yani ayrıca bize toplama da öğretmiş oluyor Kur'an-ı Kerim. Çünkü Kur'an'ın ilk muhatapları e, bu gibi konularda e, bilmeyen kimselerdi. E, en azından bir kısmı. Ve bir de bir yanlış önlemeyi, yanlış anlamayı e, önlüyor burada. O da nedir? E, ya hacda üç gün ya da dönünce yedi gün. Öyle de anlayabilir bazıları. Bunun böyle olmadığını, toplam on gün olduğunu tilke aşaratün Kamile diye ifade ediyor. Burada üç tane rakam görmekteyiz. Felâfe üç, e, Seba yedi, aşara on ve tilki aşaratun kamile bu tam 10 gün eder. Kamile ifadesi aşaranın sıfatı. Geçtiğimiz derslerde sıfat konusunu görmüştük. Sıfat mevsufuna e, dört konuda tabi idi. Burada da bu tabiiyeti görmekteyiz. Aşaratun müennes, kamiletun de müennes. Hareke olarak uyuyor. Müzekker müenneslikte uyuyor. Başka bir ayet boşanmış kadınlarla alakalı Vel mutallagat talak e, boşamak anlamında mutallaga boşanmış kadın. Mutallagat boşanmış kadınlar. Ya tarabbas ne? Beklerler. Tarabbasa fiil olarak tarabbasa bekledi. Ya tarabbasu bekler. Ya tarabbas ne? Onlar beklerler. İşte yansur ne gibi. Yani fiil çekimindeki, muzari çekimdeki yerine bu şekilde yetiş, e, e, yerleştirebiliriz. Yatarabbes ne beklerler? Bi enfusihin kendi hallerinde yani evlenmek sizin guru üç ay hali. Boşanmış kadınlar kendi hallerinde evlenmek sizin üç ay hali beklerler. Bu nesebin sahihliği açısından yani çocuğu var mı yok mu bunun bilinmesi açısından e, üç ay beklemeleri gerekiyor. Yine üçlü alakalı başka bir ayet. Ya iğrledi emanu, ey iman edenler, liyeste din izin istesin. İste izin istedi. Yeste izin ister, liyeste din izin istesin. İşte Nasara yansurudan, liyansur yardım etsin. Aynen onun gibi. Küm sizden. Ellerine meleket ey ellerinizin altında bulunanlar evinizde hizmet eden kimseler gibi günümüz şartlarında anlaşılabilir. وَالَّذ۪ينَ lem yablul الْحُلُمَ Ve sizden minkum sizden henüz buluğ çağına ermemiş olanlar yani çocuk yaşta olanlar izin istesinler ثَلَاثَ مَرَّاتٍ üç kez. Yani evinizdesiniz. Evinizde çalışanlar olabilir temizlik için falan. Ve bunlar rastgele yatak odasına girmemeli. Şu üç vakitte, sabah vakti, öğle vakti, akşam vakti izin istesinler. Bir de çocuklar, evin çocukları, rastgele oraya girmemeli. Ee, i̇şte belli zamanlarda e, üç vakit olarak bu ifade ediliyor. Talat ve üç kere, üç kere izin istesinler. Üç kere derken üç ayrı zamanda. O vakitlerde izin istesinler. Ama geri kalan vakitlerde e, normal hayat devam etmektedir. Orada izin gerekmiyor. Kur'an-ı Kerim bize bu şekilde adab dersi de veriyor. Yine üçle alakalı bazı ayetler. Peygamberimizin gece hayatını mesela anlatıyor Allahu Teala. İnne rabbeke ya'lemu senin Rabbin biliyor ki enneke tagumu sen kıyam halindesin. Gece kıyamı deniyor buna. Kıyamul leyl. Edna min leyle gecenin üçte ikisine yakın kısmını ibadette geçirmektesin. Ve nısfahu ve yarısını ve sülüsehu üçte birine. Demek duruma göre güne göre Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam gecenin üçte ikisine yakın kısmını bazen yarısını bazen üçte birini ibadetle geçiriyor. Burada sülüseyil leyl gecenin üçte ikisi. Sülüs üçte bir demek. Sülüs üçte bir. Sülüsey olduğu zaman e, üçte iki yapıyor. İki sülüs anlamında. Nısf yarısı demek. Sülüs üçte bir demek. Mesela sülüs yerine rubu denildiğinde dörtte bir. Ee, bu şekilde diğerlerinde de bunu e, uygulayabiliriz. Mirasla alakalı bir ayette fe illem yekullahu velet ölen kişinin çocuğu yoksa ve verithahu ebawahu anne babası ona varis olursa فَلِاُمِّهِ sülüs Ölenin annesi için sülüs vardır. Sülüs o da üçte bir. Mirasın üçte biri. O zaman anneye verilir. Yani bir kişi öldü. Mirasçısı yok. Ee, annesi babası var. Ee, i̇şte e, anneye üçte bir veriliyor. Buradan dörde geçiyoruz. Hz. İbrahim Ya Rabbi erini keyfetuhil mevte diyor. Ölüleri nasıl diriltirsin bana göster. Allahu Teala da e, inanmadın mı diyor. E, ya Rabbi elbette inandım. E, kalbimin mutmain olması için istiyorum diyor. Ve Allahu Teala öyleyse diyor. Dört tane kuşlardan dört tanesini al. Gale Allah dedi ki fe huz. Fe evveliyle alakalı. Öyleyse diyebiliriz buna mealde. Huz al. Erbaaten dört tane. Erbaa dört. Minat tayr kuşlardan öyleyse kuşlardan dört tane al. Erbaa mesela Rabia altta Rabia gelecek. Rabia dördüncü demek. İşte Mısır'da Rabia Meydanı ve işaret olarak da Türkiye'de de hayli meşhur oldu şu şekilde Rabia. Erbaa dörtten geliyor. Rabi dördüncü oradan gelen bir kelime. Asabi ı ile alakalı ayette geçiyor bu. İşte asabi ı Kehf'in sayıları acaba kaç? ne diyecekler ki se gelecek zamana götürüyor. ne diyecekler. Telâthetun onlar üç kişidir. Rabi uhum dördüncüleri kelbuhum köpekleridir. Kelp köpek anlamında dördüncüleri köpekleridir diyecekler. Burada Rabia dördüncü anlamında, Rabia işte Felis üçüncü anlamında, diyelim Hamis beşinci anlamında, diğer kelimelerde bu kalıba sokarak bir sıralama yapmak mümkün. Ve beş kelimesi Allah-u Teala işte insanların fısıltı halinde konuştuklarını da bilir. Kendi aralarında kulis faaliyeti yaparken ne konuştuklarını da bilir. Bunu anlatan bir ayet. مَا min مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ e, Üç kişi gizlice konuşmaz ki اِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ Allah onların dördüncüsü olmasın. وَلَا خَمْسَ Beş kişi gizlice konuşmaz ki اِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ Allah onların altıncısı olmasın. Yani muhteva şöyle, üç kişi kendi aralarında kulis yaparken Allah onların dördüncüsüdür. Onların ne konuştuğunu bilir. Beş kişi bir araya gelip e, fiskos yaptıklarında Allah onların konuşmalarını da bilir. Allah onların altıncısıdır. Burada mesela Rabia dördüncü, Sadis altıncı, öte yandan Felate üç, Hamse beş hayli rakamlar geçiyor. Hamse beş anlamında. Hamise beşinci demek. Ve beşinci ile alakalı zina suçlamasına maruz kalmış olan bir kadın kocası tarafından böyle bir ithamla mahkemelik olmuşlarsa önce kocasının yalancılardan olduğunu yeminle söylüyor. Yemin ederim ki kocam yalancıdır ben böyle bir şey yapmadım diyor. Beşincisinde de şunu demesi isteniyor. Wal hamise beşincisinde şöyle demesi gerekir enne Allah aleyha Allah'ın gadabı kendisinin üzerine olsun imkâne minas sadıkın eğer kocası doğru söyleyenlerden ise yani bir nevi kendine böyle Allah'ın gadabının inmesini istiyor yani kocam bana iftira atıyor eğer doğru söylüyorsa Allah'ın gadabı benim üzerime olsun diyor. Burada hamise beşinci Tabi bu yere, yerine göre hamis olur. Yerine göre hamise olur. Müzekker müennes meselesi. Burada da beşte bir humus. humus ganimetlerle alakalı ayette geçiyor. Mesela Enfal suresinde hani Bedir savaşından ganimet de elde edilmiş. Bu ganimetlerin taksimiyle alakalı. Zaten sure Yeselûneke anil enfal diye başlar ganimetlerden sana sorarlar. Ve bilin ennemâ ganimtum min şeyin ganimet olarak ne elde etmişseniz fe enne humusahu beşte biri Allah'ın. Tabi beşte biri Allah'ın derken Allah yolundaki İslami hizmetlerin yoksa Allah'a ya Rabbi bu da senin payın denilecek değil. Velir Rasul peygamberin velidil gurbe kurbiyet yakınlık sahibi olanların bunların uzun açıklamaları var. Valyetama yetimlere ait, vel mesakine miskinlere, vebn es yolculara. Yani ganimetten elde edilen İslam hizmetleri için ayrılıyor. Ee, öte yandan e, peygamber hakkı, peygambere veriliyor, peygamber dağıtıyor. Sonra eee gurbe uzun açıklamaları var. Yetimlere, miskinlere, yolculara Ganimetten pay ayrılıyor. Beşte bir bu şekilde ayrılıyor. Beşte dördü de savaşa katılmış olanlara dağıtılıyor. İnne rabbekum Allah. Rabbiniz Allah'tır. İnne rabbekum sizin Rabbiniz Allah'u Allah'tır. Ellezi o Allah, vel arda, gökleri ve yeri yarattı, fî sitteti eyyâmin altı günde yarattı. Toparlarsak şöyle Rabbiniz gökleri ve yeri altı günde yaratan Allah'tır. Burada siddeti eyyam yani halakallahu sema halakas vel arda fi siddeti eyyam. Allah gökleri ve yeri altı günde yarattı. Yani sitte kelimesini bu ayet hatırımıza gelirse altı gün işte siddeti eyyam buradan kodlayabiliriz. Hatırımızda kalabilir. Bir de altıncı. Mesela ashab-ı kef hakkında yine bir kısımda şöyle diyecekler. Ve yegulûne hamse. Onlar beş kişidir ashab-ı kef. Sâdisuhum kelbuhum. Altıncıları köpekleridir. Böyle diyenler de çıkacak. Buradan yedi kelimesine geçiyoruz. E, yedi kelimesi seva semavat. Yedi sema burada geçer mesela. Fesevvâhunne Allah onları tanzim etti. Seba semavat, yedi sema olarak yani Allah yukarı alemi yedi sema olarak tanzim etti. Seba semavat, yedi sema. Yedi kelimesi Hazreti Yusuf zamanındaki Mısır hükümdarının rüyasında da e, geçer. Galel Meliku hükümdar dedi ki, Inni era ben görüyorum, rüyamda görüyorum. Sab'a bakaratin yedi tane e, inek. Simen'in e, semiz inek. Simen, semiz. 7 yedi semiz ineği görüyorum. Ye'kuluhunne sab icaf. E, yedi cılız bunları yiyor. Ve sab'a sümbülatin hudrin. Böyle yedi tane yeşil başak var. Ve uhara yabisat. Bir o kadarı da kuru. Bunları görmekteyim diyor. Bakın burada kırmızı olarak üç defa e, Seb'a kelimesinin geçtiğini görüyoruz. Seb'a 7 anlamında. Ve bu e, duruma göre Seb'atün oluyor veya Seb'un oluyor. E, gramer yönü ayrıca Gramer kitaplarından istifadeyle incelenebilir. Mesela alttaki ayette Seb'atu geçiyor. Lehe cehennem için vardır sebatu ebuvab yedi kapı vardır. Lahu sebatu ebuvab yani cehennemin yedi kapısı vardır. Buradan Femaniye'ye geçiyoruz. Femaniye 8, 8 demek. Ad kavminin helakini anlatıyor Allahu Teala. Ad kavmi bir rüzgarla helak edilmiş. Sahharaha aleyhim Allah e, o rüzgarı Musallat etti e, aleyhim onların üzerine ad kavmine Seb aleyhelin yedi gece ve fermaniye eyyem ve sekiz gün yedi gece sekiz gün e, rüzgarı musallat etti husuumen e, kesintisiz arda, arda... musallat etti yani yedi gün e, daha doğrusu yedi gece sekiz gün şeklinde e, böyle bir e, semavi afetle o kavim helak edildi. Burada seb aleyyalin sebayı görmekteyiz. Femaniyete eyyem ve e, femaniyete eyyem işte 8 gün bu şekilde görmekteyiz. Gramer olarak kısaca şu onu da e, bir defa da anlamak zor olabilir ama ifade etmiş olayım. Yani niye seb aleyyalin leyletün yani leyalin kelimesinin müfredi leyletündür. Leyletün olunca onunla alakalı rakam e, leyletün mühennestir. Onunla ilgili rakam müzekker olarak geliyor. Onun tersi. Yani müfredinin e, zıttı olarak gelecek. Müfredi eğer e, burada olduğu gibi mühennesse müzekker olarak gelecek. Bundan dolayı seba oldu. Seba. Yani sonunda t yok. Ama temaniyete eyyem bakın burada rakam mühennes olarak gelmiş. Neden? Eyyam kelimesinin müfredi yevm. Yevm kelimesi müzekker. Bununla alakalı rakam e, mühennes olarak geliyor. Yani 3-9 arası rakamlarda bu böyledir. E, biraz incelik istiyor. E, onu e, gramer kitaplarından istifadeyle daha ayrıntılı görmek mümkündür. Ve Allahu Teala e, koyun, keçi, sığır, deve bunları bize e, nimet olarak vermiş. Bunu şöyle bildiriyor. Ve enzele lekum minel en'ami Allah en'amdan sizin için indirdi. Yani ikram olarak verdi, gönderdi. Femaniyete ezveç e, sekiz e, tane Ezvaç aslında çift demek ama erkekli dişili verdiği için çift deniliyor. Yoksa adet olarak sekiz. Koyun, keçi, sığır, deve erkekli dişili toplamda sekiz yapar. Ve üstteki anlattığım kuralı buraya uyguladığımızda niye temaniyete müennes gelmiş? Ezvaç kelimesinin müfredi zevç. Zevç e, müzekkerdir. Müzekker olduğundan dolayı bununla ilgili rakam muannas olarak geliyor. Ve 9 rakamını mesela Hz. Musa'ya verilen ayetler, mucizelerde görmekteyiz. Allah bunu şöyle bildiriyor. اَتَيْنَا And Musa andolsun Musa'ya verdik tis ayetin 9 ayet e, mucize verdik veyinetin apaçık. Andolsun Musa'ya apaçık 9 ayet mucizeler verdik. Yine aynı kuralı buraya uygulayacak olursak tis ayatın değil de tis a müzekker geldi. Neden? Ayat kelimesinin müfredi aya ayetün müennestir. Bundan dolayı bununla ilgili rakam müzekker olarak gelmiştir. Evet birden dokuza kadar rakamlar ana hatlarıyla bunlar. Kur'an-ı Kerim'de her biriyle alakalı örnekleri e, bulmak mümkün zaten örneklerini verdik. Ancak rakamların müzekker mühendisliği biraz daha özel çalışma gerektirebilir. Gramer kitaplarından istifadeyle daha ayrıntılarını oralarda görmek mümkündür.